Herkese merhabalar. FCM Blog'da Eski Açık programında karantina yayınlarımız devam ediyor. Bu haftaki konuğum Mücahit. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim Mücahit. Sen nasılsın? İyilik valla. Uğraşıyoruz sıcaklarla işte. Hikmet Karaman gibi terliyoruz. Ter bu ter diye Hikmet... isyan ediyoruz. Kardeşim şimdi... ter bu ter diyeyim. Evet, Ankara'nın şimdi sıcağı... Ankara'nın kuru sıcağı da meşhur derler ama bilmiyorum tabii. Sen daha iyi bilirsin. Yani iyi. Bu aralar iyi sıkılıyor ya. İyi bakalım. Mücahit fazla havadan sudan konuşmadan direkt gündeme hızlı bir giriş yapacağım. Birkaç yayındır da yoktuk zaten bazı nedenlerden ötürü. Galatasaray şampiyonluk yoluna havlu attı diyebiliriz çok net bir şekilde. Ve bundan sonraki hedef Trabzonspor'un men cezasını düşünürsek... Üçüncü olup Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek. Sen ne düşünüyorsun? Başakşehir, Trabzonspor ve son olarak oynanan Alanya maçlarıyla başlayalım. Önce kısa bir değerlendirme, sonrasında da genel düşüncelerin nedir? Abi şimdi Başakşehir maçıyla başladı zaten Galatasaray. Orada herhalde bir 5 eksikle çıktık. Kim yoktu? Muslera yoktu. Forvet yoktu yine klasik. Falcao. Klasik. Orta sahada yine eksik var mıydı? Yok, orta sahada eksik yoktu. Falcao. Lemina yoktu o maçta. Savunmada kimse yoktu. Lemina vardı. Lemina Donk oynadı. Lemina sakatlanıp çıktı maçta. Aynen, Lemina sakatlandı, özür dilerim. Marcao yoktu savunmada. Yani Marcao Trabzon maçıyla geldi. Evet. O maçta mesela Galatasaray çok net şekilde oyun olarak yani oyun olarak üstün mü demek lazım veya topa daha fazla sahip oldu. Bu biraz Okan Buruk'un tercihi oluyor genelde büyük maçlarda. Yani rakiplerine karşı önce bir puan tutayım, sonra işte olursa atarız. Mesela Arenada da böyle oldu. 75'e kadar oyunu tuttular. 70'te 2 değişiklik yaptı. 1-0 aldı gitmişti. Genelde bir puan tutmuyor oynuyor ama o hani bu Galatasaray Başakşehir maçında net şekilde böyle oldu diyemeyiz bence. Yani benim görüşüm öyle. Galatasaray belirli şekilde oyunun belirli bölümlerinde üstündü. İlk yarıda Başakşehir önde basmaya çalıştı. Galatasaray genelde Başakşehir'in presini deldi. Yani ligde özellikle sezonun ikinci yarısında rakibin her yaptığı preste Galatasaray bir şekilde bunu delmeyi başarıyor. Yani Fatih Terim'i bu konuda tebrik etmek lazım. 15 günde böyle bir şey hazırladı. 2 yılda yapamadığını. Orada çok kilit bir pas oyunu var aslında. Yani hoca ısrarla kaleciden de out vuruşun öyle yukarıya yüksek vurulmasını istemiyor. Marcao'ya veya Seri'ye, hani Marcao oynuyorsa Marcao yoksa Donk. Oyunu da Seri üzerinden kuruyoruz. Şeyi değiştirdi yani. Bayağı bir değişim oldu. Mesela geçen sene Muslera çoğu zaman uzun atarak başlıyordu. İşte Cagney olsun, Mitro oluyor olsun. Bu sene ilk pas genellikle geride şeyden başlıyor. Yani ya Donk'tan ya Marcao'dan işte. Pres bile olsa bile her zaman pasla çıkmayı tercih ediyor. Yani Başakşehir maçında iyi bir oyun vardı. Ha, pozisyona girdi mi? Ya yani o maça göre Onyekuru'nun karşı karşıyası var. İki kere. Emre Akbaba bir tane kaçırdı. Bir tanesini attı. Yani dört pozisyona girdi. Dört pozisyon az bir şey değil. Rakam değil. Karşı karşıya ki bunların hepsi. Başakşehir 5 dakika 45'ten sonra bir 5 dakika 10 dakika bir sıktı Galatasaray'ı. Orta zaten golü attı. O da kadro kalitesi demek lazım herhalde. Bilmiyorum yani. Nasıl o da ben o şöyle yorumluyorum. Hani Demba oyuna girdikten sonra Dembaba hani tabiri caizse neden top seviyede takımlarda oynadığını çok net gösterdi. Hani o oyuna girdi 10 dakikalık sekansta çok zorladı. Lafını kestim. Mesela o maçta 4-4-2'ye dönünce Galatasaray bir bayağı bir afalladı şeyde. Yani savunma anlamında mesela bu şeyde de vardı. 4 derken de yani bayağı savunmada sıkıntı yaşadı. Yani hücumu çözse de bu sefer savunmada sıkıntı yaşadı yani. Galatasaray'ın genel olarak böyle bir sorunu var. Yani peki şunu... Şeyde, pandemi arasındaki en büyük sorun bu oldu bence. Peki şunu net bir şekilde hani evet veya hayır şeklinde bir cevap istiyorum. Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçlarında Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun hani bu 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilecek düzeyde miydi? Abi internet kesildi. Tam sorun gelmedi. Tekrar sorayım. Duyuyor musun beni şu anda? Şu an iyi.
Başakşehir, yani şu soruyu net bir şekilde soracağım. Hani buna bir cevap verirsen çok mutlu olacağım da senden. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanya karşılaşmalarında Galatasaray'ın oynadığı oyun 3 maçta sadece 1 puanı hak etti mi sence, yoksa daha mı fazlasıydı? Ya sadece şey maçına bakalım. Başakşehir maçında net şekilde 3 puan hak ediyordu. Çünkü Alanya maçında 4 yenilecek bir durum yoktu yani. Ben 3'ten sonra bıraktım da 4 de olmuş. Mesela Alanya'da 4 kere geldi. 4 tane attı. Ben en son böyle bir şeyi şeyde gördüydüm işte. Tudor varken Başakşehir 5 kere gelip 5 attıydı. 5-1 falan attıydı o maç. Yine aynısı oldu. Yani şey var mesela, Galatasaray üretiyor ama bir şekilde olmuyor yani. Aykut Kocaman diyordu ya, topun manyetik gücü diyor. Manyetik gücü işte, öyle bir şey olmuyor yani. Olmayınca yani olmuyor. O top 3 direğin içinden geçmeyince tabii ki olmayınca olmuyor. Yani. peki şunu söyleyeceğim. Fernando Muslera'nın sakatlığı hani kuşkusuz etkiledi. Muslera çok önemli bir karakter, hem takım içi hem performans olarak. Ancak sezonun ilk 26 haftasında 20 gol yiyip ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, ligde son 5 maçta 13-14 gol yedi ve bu alanda da ligin en kötü performansına sahip. Bu sadece Muslera'nın sakatlığı olarak açıklanabilir mi? Yoksa savunma anlamında da Marcao'yu arıyor muyuz diyeceğim. Ama Marcao'lu takımda Trabzon ve Alanya maçlarında toplam 6 gol yedi. Yani bu şey, savunmayı sadece şeyden okuyamazsınız, tek bir oyuncudan. Çünkü savunma hücumu tek oyuncuyla çözersin yani. İleride bir adam şut atar, işte 2-3 kişiyi geçer, gol atar, bir şekilde hücumu çözersiniz. Ama savunma tamamen bir takım oyunu yani, bağlantı oyunu. İşte sen mesafe takımlar, bloklar arası mesafeyi koruyamazsan, işte yani takım boyu çok uzarsa illaki pozisyon verirsin. Veya savunma beki, sol bekinle sol stoperin arasına adam kaçırıyorsan, bu takımsal bir sorundur. Yani Galatasaray savunmada tek kişi üzerinden okuyamazsın savunmayı. Savunma tamamen çalışma ve takım oyundur. Bu yüzden markalık bir durum yok. Genel olarak bir savunma sıkıntısı var bence. Pandemi sonrasının gerilemesinde çok anlamadım. Yani ben hala hücumda benzer şeyler devam ettiriyor ama savunmada genel olarak bir sıkıntısı var. Hem Muslera'yı arıyor mudur? İlla ki arıyordur. Şu şekilde Muslera üst düzey bir kaleci. Sadece şey değil yani, sadece gol kurtarmıyor, maçı da kurtarıyor. Yani maç alan bir kaleci. İlk yarıdaki Alanya maçı falan. Bu açıdan bayağı etkiliydi Muslera. Yani Okan çok mu kötü? Çok kötü değil. Çok mu iyi? O da değil. Yani ortalama bir kaleci bence. O yüzden peki, yani mesela 7 gollerde illa suçlu mudur? Değildir. Ama Muslera seviyesinde mi? Onu da diyemeyiz zaten. Peki hazır konusu açılmışken sorayım. Son zamanlarda bir takım haberler okuyoruz. Galatasaray'ın gelecek sezon için Fernando Muslera dönene kadar en azından yerli bir kaleci, ki buradaki en büyük adaylardan biri de Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan. Sence Muslera dönene kadar Okan'la devam mı etmeliyiz, yoksa bir tık daha tecrübeli? İşte bu Volkan olur ya da ne bileyim, hani aklıma ilk gelen isim Sinan Bolat. Hani bu tarz bir isimle mi sezona başlamak daha doğru olacaktır? Yani Galatasaray'ın önce çözmesi gereken bence takım savunması yani. Kaleciden önce. Şimdi Okan'ın %100 hatalı diyebileceğimiz bir golü var mı yani? Bir 6 saniye kuralı uyduruldu. Bir orada bir hatası var. O da zaten tek bir takıma uygulandı. Yani Okan %100 hatalı, bunu da yedi diyeceğimiz bir golü yok bence. Ortalama bir kaleci. Yani sen kaleci transferine çok gerek olmadığını düşünüyorsun. Daha çok savunmayı ya da takım savunmasını güçlendirmenin daha doğru olacağını inananlardasın sanırım. Yani dediğim gibi savunma takım oyunu, çalışmanın ürünüdür. Sen istediğin kadar oyuncu transfer etsen, o savunmadaki bağlantı kuramazsan illaki golliyorsun, etmiyor yani. Bugün Tottenham'da Alderweireld ve Vertonghen var. Yine yiyorlar yani, fark eden bir şey yok. Kalecisi Loris fark etmiyor yani. Yani savunma tamamen bir şey oyunu yani. Takım oyunu. Burada yetenek de illaki etkili. Ancak sen istediğin kadar yetenekli ol savunmada, takım halinde bir savunma yapmıyorsan illaki sen bir açık veriyorsun. Yani kalecinin burada etkisi nedir? Kaleci sana maç kazandırır. Ama sezonu kazandıran yine senin savunman olur.
Doğru. Yani kesinlikle katılıyorum en azından. Savunma temelli problemleri çözmek en azından. Okan'ı da günah keçisi yapmamak gerekiyor. Dediğin gibi Muslera ayarında bir kaleci elbette değil. Muslera çok üst düzey bir isim ama çok da kötü ya da hani yerin dibine sokulacak kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum ki biz ne Zapatalar ne kaleciler gördük. Yani Leo Franco da çok kariyerli bir isimdi ama Galatasaray macerası tamamen faciaydı. Peki şöyle devam edelim. Yayının başında da söyledin. Bir tane forvet yoktu maçta dedin. Galatasaray hücumda forvet olmamasının bedelini ödüyor mu? Ya orada da yine sadece forvet üzerinden okuyamazsın oyunu. Mesela Galatasaray geriden çıkarken tamam çok iyi bir takım ama diğer yarı sahaya geçtiği zaman sürekli gebelenen bir oyun var yani. Bir inceci denen adam hala bir sıkıntı ya da işte hücum seti oturduğunda orada bir şey yok. Net bir şey üretemiyor Galatasaray. Ha, Fatih Terim bunu şeyde geçmişten beri nasıl çözen bir adam? İşte Hagi ile çözüyordu, Selçuk'la çözüyordu, işte Sneijder'le çözüyordu. Her zaman özel yeteneklerle bu hücumu çözen biri. Genelde Fatih Terim zaten geçmişinden beri savunma hocası. İşte bu o şok pres uygulatırken de savunma yerleşimiyle Galatasaray 2000'de UEFA Kupası'nı kazanırken ne yapıyordu? Şok pres yapıyordu. Bu tamamen savunma yerleşimiyle kazanıyordu hücumu. Özel yeteneklerle çözüyordu. İşte Hacı'dır, efendime sorayım, Okan'dır, Emre'dir. Böyle adamlarla, özel yetenekli adamlarla çözüyordu bunu. Şu an böyle bir adam eksikliğini yaşıyor Galatasaray bence. En net sorun burada. Ya, tamam seri geriden başlatırken size alanlar açıyor, oyunu başlatıyor ama ön tarafa taşıdığınızda işte senin önünde oynayan adamların veya işte o dörtlü hattın en az bir iki tanesinde daha iyi top kullanması gerekiyor. İnceci olması gerekiyor. Fatih Terim'in beklentisi bu bence. Ki geçen sene bu performansı Sofyan Feghouli ve Henry Onyekuru ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans oynamışlardı. Özellikle Sofyan Feghouli hatta 3 aylar topçusu unvanını da buradan almıştı kendisi. Bu sene çok kötü bir Feghouli izliyoruz. Bilmem katılır mısın? Katılmam yani onu bir net şekilde söyleyeyim. Şimdi Feghouli zaten üst düzey Feghouli zaten üst düzey olsa buraya gelmez. Yani West Ham'da kalır zaten üst düzey kalabilse. Şimdi Ya Hacı ile tabii ki kıyaslamıyorum. Hani veya Sneijder'la kıyaslamıyorum ama geçen sezonki Feghouli ile bu seneki Feghouli arasında yaz ile kış kadar bir fark var. ben o da katılmıyorum yani. Şimdi Feghouli'nin mesela eleştirildiği maçlar ne? Sivas Beşiktaş. İkisinde de en iyisi. Yani üretiyor Trabzon. adam bir. Trabzon maçında hata yaptı. Tamam orada sıkıntı yok. Başakşehir maçına gelelim. Başakşehir maçında iki pas attı. Maçı çözdü. Yani bu adamın zaten Galatasaray'ın ihtiyacı var. Başka pas atacak adam yok zaten. Kime atacaksın? Ya özel oyuncusu yok Galatasaray'ın. En önemli şey bence burada. Peki hazır konuyu Sofyan Feghouli ile açmışken kendisiyle beraber her transfer haberinde yer alan bir isim. Senin de çok sevdiğini bildiğim bir isim aslında. Younes Belhanda. Belhanda hakkında ne düşünüyorsun Mücahit? Sence yargısız infaz mı veya çok mu Belhanda eleştiriliyor? bence bu sefer gidecektir. Artık Yani kurtuluş yok diyorsun. gider ya bu sene kalmaz. Ama dün dehşet bir top oynadı yine sol kanatta. Adamı yanlış mı oynattık acaba? Ya Sinan Yılmaz'dı. Sevgili Sinan Alanya maçı sırasında şey yazmıştı. Hani Belhanda'yı Nice'deki en iyi pozisyonunda oynatıyoruz şu anda. Hani sol kanatta oynuyor. Adama hala yer bulamadık 3 yıl oldu diye. Gerçekten ben işin doğrusu söylemek gerekirse hani futbol uleması olduğumu söylemiyorum. Belki çok büyük bir duayen olduğumu söylemiyorum ama hani Avrupa liglerini takip eden, Türkiye ligini takip eden, Galatasaray'ı da yıllardır takip eden birisi olarak söyleyeyim. Ben Belhanda'nın hangi pozisyonda oynayacağını hala çözemedim. Ya 6 değil, 8 değil, 10 hiç değil. Ya bu adam kaç numara? Yani o eski tabirle ya regista değil, mezzela değil, oyun kurucu değil. Hani bir şey yapıyor. Varlığı dert, yokluğu dert dedikleri türden. Ben Belhanda'nın ne olduğunu ya da en uygun rolü hala çözemedim onu. Zaten kimse çözemedi ki yani. Çözse de bu kadar yani adam
Adam oynamadığı yer kaldı. Defansın önünde oynadı. 8 oynadı, 10 oynadı. Sol kanat oynadı, sağda oynadı. Her yerde oynadı yani. Adam zaten kimse çözemedi. Adam peki nerede sen oynadı? Peki sence onun yani Belhanda'ya ideal kurgu nasıl olmalı veya Belhanda en ideal nerede olmalı? Zaten iyi bir kurguda yani mesela Belhanda'nın yanında kim oynadı bu sene? Ömer Bayram oynadı. Ya Ömer Bayram Belhanda'nın nasıl bir oyuncu? İşte pis işleri yapsın ama ince ince pas atmasın, geriden top çıkartmasına yardım etsin, pis iş yapsın falan diyoruz. Yanındaki adam Ömer Bayram. Ömer Bayram da aynı tarzda bir oyuncu. Gitsin gelsin işte bindirsin, pis işleri yapsın. Yani Belhanda zaten orta saha, mevcut orta saha yapısında zaten fazlalık. Yani şu an Ömer'in yanında nasıl bir adam istersin? İnceci Snyder. Yani Snyder'i istersin mesela. İşte ne bileyim örnek kim? Kim var birlikte böyle bir İrfan'ı Sosa. İstersin. Mesela Sosa'yı istersin. Niye? Bunu, Sosa'yı da istemezsin. Sosa daha defansif kaldı yani evrildi. Mesela İrfan daha hücumcu. İrfan'ı istersin işte. Kim var? Gerçi o kadar da topçu yokmuş. Şimdi düşündüm de hepsi on numara. Mert Hakan ya da Emre Kılıç'ı mı istersin yoksa? Mert Hakan mesela. Ya Mert Hakan da değil. Ya Mert Hakan da tam istenen şey değil. Mesela Mert Hakan'ı nereye koyarsın? Belhanda yerine koyarsın. Ömer yerine yine pasör birine ihtiyacın var orada. Fark etmiyor yani. Bu şey de mesela dünyadaki bütün kulüplere bakın. İşte pasör en az iki tane adamlar var. Yani diğer yarı sahada maç çözecek iki tane adam var pasla. Mesela City'ye bak bugün De Bruyne işte ne bileyim İlkay'ı oynatıyorlar veya David Silva bir şekilde o pas atacak adam lazım orada illaki. Liverpool'a geldiğin zaman United'da Salah var, Firmino var. Ki United'da Pogba, Bruno'nun geldikten sonra takıma etkisi inanılmaz yüksek. Yani Premier League yani seviyesinde bu kadar. Mesela en iyi örnek United mesela. Bruno Fernandes geldi. Pogba tekrar döndü. Yani hücumdaki 5 atmada bitirdikleri maç yok yani. Evet orada bir de öndeki üçlü zaten tamamdır. Yani Martial, Rashford, Greenwood. Bunları bunların yaptığı koşuya pas atacak adam lazımdı. Pogba ile Fernandes de geldi. Bu denklemi tamamladılar şu an. Seneye de bayağı iyiler. Seneye göre en iyi takımlardan biri bence şu an. Yani dediğim gibi yani. Tekrar konuya göre konuyu ama her takımda ikinci, üçüncü bölgede o maçı çözecek pas atan adam lazım. Mesela koşuyu ödüllendirecek pas atan adam. Onyekuru koşuyor, boşu koşuyor. Mesela dün şeyde vardı. Kaçıncı dakikaydı? 16. dakika. Emre Akbaba bir boş koşu yaptı. Ömer Bayram atamadı pası. Yani bu açısı vardı atamadı. Orada işte o pas atacak adam lazım. Yani Belhanda'nın yanına aslında biz Belhanda'dan hani böyle uçsun kaçsın gol atsın asist yapsın bekliyoruz ama aslında hani belki çok kıyaslandığı için söyleyeyim. Yani Belhanda Snyder'ın yerine değil Snyder'ın yanına gelse çok daha iyi olurdu. Ya Snyder tam bir on numara. Aslında Snyder de tam bir şey değil de orada işte mesela Banega iyi bir örnekti. Mesela Belhanda'nın yanına Banega olsa iyi bir denklem olabilirdi. Seri Belhanda Banega. O ideal bir üçlüye benziyordu. Tabii olmadı. Daha farklı bir seri Lemina Enzonzi oldu. Üç tane aynı yerin adamı. Daha farklı bir şey çıktı.